Aslında 50 dakikadır antrenman yapıyorum da koşudan sonrasını çekmeye çok üşendim. Ben de soğuyunca ben devamını getiremiyorum o temponun. O yüzden dedim ki spor işte. Dumbbell'ı kaldırıyorum, indiriyorum. Triceps, biceps, trapez. Kesin de o hareketi yanlış yapıyorum bu arada. Bir aydır spora geliyorum. 2 haftadır da beslenmemi bayağı düzelttim. Böyle işte uyku düzenim düzelsin. İşte gün içinde modum daha yüksek olsun. Enerjim yerine gelsin. Bir de tabii sağlık yani her şeyin başında. Artı haftalık vloglara geri dönüyoruz. Her salı akşam 6'da haftalık vlogumuz var artık. Çünkü öyle bir anlaşma yaptım. Saat gecenin 1'i ya. Ben ne yapıyorum? Şu an biri eskaza girse şu salona der ki... Kutumun delisi kameraya konuşuyor. Günaydın. Abi salı sabahı olduğunu bu abiden anlıyorum ya. Oynuyor güvercinleri, atıyor güvercinler, oynuyor yukarılarda falan, böyle değişik bir ortam var. Bak mesela haftalık video dönme sebebi böyle günler. Mesela bugün bir sanayiye uğrayacağım. Onun dışında evdeyim yani. Böyle size anlatacak bir şeyim yok. Mesela böyle 3 gün oluyor. 3 günde evdeyim abi. Sonra dışarı çıkıyorum. 2 gün dışarıdayım. Hadi vlog çektim diyelim. Bunu kurguladım falan. Yine bir hafta oluyor. Onun yerine bir haftalık video. Haftada bir tane gelsin. En azından düzenim olsun diye düşündüm. Bir tane internet sitesi işi var elimde. Onunla uğraşıyorum. Bir dakika. Mesela bugün evde onu bitireceğim. Arada da sanayiye gitme sebebim bu 3 video önce izlediğiniz bir tane Siber 500R vardı. Yani izlediyseniz tabii ki. O motor Burak'ın yeğeninin. Abi motoru 2 hafta diye bıraktılar bana. Bir ay oldu. Şimdi ben de ara ara bin de dediler. Biniyorum da. Bende de şey rahatsızlığı var. Böyle emanet mal aldığım zaman postlar vardır ya Instagram'da işte. Arkadaşınızın arabasını alırsanız ya depoya fırlatın ya da yıkayın. O bende var mesela. Hani o motorun da plakalı çok kötü durumda. Dedim ki plakalını yaptırayım. Burak yarın bir gün alır. Adam akıllı dedim plakalıkla vereyim diye düşündüm. Önce bir kahvaltı edeyim dedim. Neticede eve geldim. Plaka işlerini bir 4 yıldır falan Star Auto'da yaptırıyorum Yücel abide. Plaka artı plakalık 130 lira tuttu. Bir tık pahalı olabilir normalden, emin değilim. Bastığı plaka mühürlü plaka. Yani senin yasal plakanı alıyor. Onun yerine yine bir yasal plaka veriyor. Senin eski plakanı cemiyete gönderiyor. Bu akşam bilgisayar başında geçecek. Yarın sabah da erkenden arabayı muayeneye götürmem lazım. Bir sitenin içeriklerini hazırlıyorum şu anda. Aşağı yukarı bitmiş bir site. 3 haftadır falan devam ediyor yapımı. Çok ufak tefek şey. Aslında bir günlük bir şey kaldı da işte biraz revizeye gidiyor geliyor. Yaptığımız firma tanıdık. Uzun süredir çalıştığımız birileri. Onların yeni bir projesi. Biraz... Ne indirimleri ya? Sabaha karşı yatıp 2-3 saatlik uykuyla gider dönerim falan diye düşünüyorum. Bakalım. Burası yeni ofisimiz. Nereden baksanız 2-3 aydır ofis tutmak için bir sürü yere baktık. Kiralık, stüdyolara baktık, dairelere baktık, ofislere baktık. Fakat bu seferki ofiste hem müzikle uğraşacağımız için hem prodüksiyon tarafı olacağı için hem böyle ses konusunda rahat bir yere ihtiyacımız vardı. Hem biraz büyük bir yer olsun istiyorduk. İşte stüdyo için bir oda olsun istiyorduk. Hem çok para vermek istemiyorduk falan. Biz de şansımızı zorluyorduk yani. Hem ayranımız dökülmesin istiyorduk hem de malum yerlerimize bir şey olmasın istiyorduk. Uzun bir arayışın sonunda bulamadık. Burası da Okan'ın eviydi aslında. Fakat pandemiden dolayı hem pandemi var, hem işte risk almak istemiyoruz, hem çok fazla para harcamak istemiyoruz falan derken Doğukan da dedi ki benim evi ofise çevirelim. Yiğidim adam. Dolayısıyla böyle yaptık. Çünkü çocuklar yukarıda müzikle uğraşıyorlar. Burası da bizim işte masa başı videolar çekebileceğimiz bir yer olacak. Göstereyim. Şimdi bu masa böyle ama işte arkaya bir green torlu bir şey yapacağız büyük ihtimalle perde için. Bu masa işte herhangi bir ürünü incelemek istersek ya da program tarzı bir şey çekmek istersek kullanacağımız masa olacak. Ve benim panoyu... Şuraya bahsetmiştim bir önceki vloglarda bu panoyu ofis için diye. Panoyu koyduk şimdi. İşte koltuğumuz var, televizyonumuz var. Bunların birçoğu Doğukan'ın ev olarak kullandığı için kendi eşyalarıydı. Alper sağ olsun masayı getirdi. İşte panoyu ben aldım. Yukarıdaki eşyalar birazdan göreceğiniz, onları hallettik. Yine tabii ufak tefek işleri var. Tam bir otursun, bir beraber gezeriz ofisi. Ne bu?
basit. Basit olsun ki. Basit. Ya hayır sen saçma şu an... Onun arabası var. Çok güzel. Güzel bir şarkı ya. Güzel bir şarkı. Nesi güzel lan? Güzel bir şarkı. Bam, bam, bam. Ha bir gece kulübü şey. Ya bu. Elektronik müzik. Sen nasıl... Dayanamıyorum. Bir daha yap ne olur. Bize ne lazım Allah aşkına bir daha yap. Günaydın. Bu sabah erken bir cumartesi sabahı, çalışmalı bir hafta sonu. Bugün Ducati Global tarafından da desteklenen Multistrada Türkiye grubunun bir toplantısı var. Başkanların Nurettin abi demiş ki çekimi kurgu Yutku üstlenir mi? Konuştuklarım tabii ki seve seve üstlenirim. Dolayısıyla bugün çekim günü haline geldi. Ducati'nin Multistrada diye bir modeli var, uzun yol motoru. Bu motosikletin sahiplerinin toplandığı bir grup var. Bayağı kalabalık var ve Ducati markası yıllardır böyle grupları destekliyor. Ducati Owners Club çatısı altında topluyor, destek veriyor. Ve ben şu an inşaat alanlarda ne yapıyorum tam olarak ya? Onların bu kalabalık böyle güzel organizasyonunun çekimini yapacağım. Drone'umu aldım, GoPro'umu aldım, sizi çektim. Şu an derdimi anlattığım kamera var. Normalde ben bir vlog kamerasından çok çok daha iyi bir kamera kullanıyorum. Çünkü bu kamera varken neden bir de vlog kamerasına para bağlayalım ki falan diyor. Size de bugünden anlar koyarım. Beraber izleyelim falan diyor. Motor çek, bin, zıpla, offroad yap. İşte dönüşü de bu. Sonra abi diziyorsun. Var ya aşırı vlogger klişesi. Sadece girenleri koyuyorsun. Bayağı yetenekliyim bence. Benim için aşağı yukarı böyle bir haftaydı. Bu Multistrada videosunun devamını izlemek isterseniz, bu arada ben başında hiç konuşamamışım yeni ayıldığım için. Multistrada videosunun devamını izlemek isterseniz ya da böyle hani tam halini tahmin ediyorum ki cuma ya da cumartesiye bitireceğim onun kurgusunu. Instagram'dan beni takip edenler bir yukarı kaydır atarım o video için. Öyle hani etkinlik göreyim, ne kadar atladılar, zıpladılar, GoPro görüntüleri falan var. Henüz daha kurgulamadım. Yani ben bu video yayınlandığında Balıkesir yolunda olacağım. Bir iki gün yokum. Dönünce de o videoyu kurgulayacağım. Tahmin ediyorum ki haftaya salı görüşürüz. Araya böyle bir sürpriz, acil bir video falan gelmezse. Umarım beğenmişsinizdir haftalık videoyu. Bundan sonra her salı 6'da böyle bir videomuz olacak. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Artık söylüyorum, artık istiyorum. Lanet olsun. İstiyorum artık. Artık ticaretinde. Kucağın kantar bile paraya dökmüş abi işi zaten. Adam yolunda akıyor. Hadi görüşürüz. Çok üzgünüm ya. Bir haftada zaten bir tane video yapıyorum, tamam mı? 10 dakikayı geçmiştir diye kapattım. Kurguyu bitirdim 9,5 dakika. Bunu tamamen vakit geçirmek amacıyla çekiyorum şu anda. Bari biraz bir şey kazanalım ya. 70 binlik kanal 30 dolar kazanıyor ya. Geçmişizdir umarım. Kapatıyorum. Umarım 10 dakikayı geçmişizdir. Haftaya görüşürüz.